Günaydın arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? Hepinize güzel bir cuma günü diliyorum. Bol, enerjikli, huzurlu bir gün hepiniz için olsun inşallah. Biz uyandık, bugün Zeyd kahvaltısını yaptı. Her zamanki gibi şu an yine bir şeyleri dökme peşinde, görüyorsunuz yani. Ben temizlik yaparken bu da bir yandan böyle dağıtıyor. Bir de muffin yiyor, annesinin yaptığı. Zeyd Mirza, muffin'in kağıdını yeme, tamam mı? Evet, kahvelerimi dökmüş. Hayır, ısırma annem. Annem onları ısırma. Zeyd. Yapma. Evet, sen muffin'ini ye, tamam mı? Aferin, hadi kekini ye, kekini. Evet, kekini ye aşkım. Neyse, kahveleri zaten açacaktım. O açsın. Sepetine boşaltacağım çünkü. Şöyle temizlikle başladık. Tezgahımı zaten boşalttım. Makineyi yerleştirdim. Bulaşıkları şimdi güzelce ne? Siliyorum arkadaşlar. Resmen terapi gibi, değil mi? Çok seviyorum böyle lavaboya silmeyi. Bilmiyorum, rahatlatıyor beni. Şu şekilde. Neyse, burayı halledim. Sonra zaten gün boyunca inşallah görüşeceğiz. Arkadaşlar bu arada bakın, oturma odası bomboş. Çünkü halım yok. Bugün halıyı temizlikçi firma, yani halı temizleme firması almaya geldi. Dün aramıştım, bugün gelip aldılar. Yani gerçekten yıkanması gerekiyordu. Hele ki çocuk olduktan sonra zaten. O yüzden şu an burası gerçekten boş görünüyor. Değil mi Zeyd Mirza? Ay, bir de mutfaktakini de verdim de mutfakta zaten... çok küçüktü ama yine de verdim, dedim vermişken ikisini de vereyim. Başka da halım yok zaten. Bu arada bakın, bu çantayı artık Zeyd Mirza'nın şeyleri için kullanıyorum. Neden önce aklıma geldi inanın bilmiyorum. Çok güzel bir çanta şöyle bakın. Mom Zeyd Mirza yazıyor. Zeyd Mirza'nın annesi. Ve bu şu an Zeyd Mirza'nın böyle bir çantası. Yağlı bezi. Şeyi. Tüm yara kremleri. İşte pişik kremleri hepsi. Bunun içinde. Çok pratik oluyor. Gidip biraz daha bez geçireyim. Sonra oturma odasında duruyor. Zaten genelde burada açıyorum. Şöyle dursun burada. Yoksa hep bir taraflarda şuralarda falan bezler oluyordu. Değil mi oğlum? Zeyd Mirza'nın babası işten geldi şimdi ve Zeyd'e oyuncak almış annem. Baba mı almış sana? Evet, babiş almış, babiş. Hadi öp beni. Beni öp. Öp oğlum beni. Oyuncağı hadi aldı, öp şimdi öpmez. Hadi ver açayım, ver. Ver açayım. Baba açsın. Öp beni. Öp beni, öp. Beni öp. Öp beni. Aşkım zorla ama. Bu şu an oyuncakta gözüm kaldı. Ama oğlum seni benim bu. Tamam. Baba sana uçak almış. Baba sonu nereden aldın? Dilden ne? Nereden aldın? Biraz sabırsız oldu, doğrudur. Hı hı. Aşkım saat 2 olmuş ya. Hı hı. Hiç haberim yok. Annem üstümü giyineyim hemen. Hı hı. Ay! Babası. O neymiş lan öyle? Uçtu gitti. Ay. Hadi gel yap, gel yap. Tütüyle yap hadi. Evde bir şey fark etmiyor mu aşkım? Alıyorum. Aynen. Bir yap, bir yap. Aşkım çorabında asker kaçmış. Oy acımız laki. O kadar yapmayacaksın. Çok şey, bir kere yap bırak. Yap oğlum, yap sen, yap sen, yap. Sanki havalimanındayız. Yazık. Aferin. Zeyd düğmelerine bas, bir ışık yansın. Dur babası düğmelerine bassın. Bak bu tam ona göre bir şey. Değil mi Zeyd? İyi bir şey almışsın Akif. İyi yapmış. Getir oğlum, getir yapayım. Getir yapayım, gel. Ya bir kere yap bırak sadece.
Neyse hadi ben üstümü giyineyim. Daha pijamalarım üstümde kız. Ay üşüyordum. Evet. Duruş ne? Niye gitmiyor? Arkadaşlar şimdi çıktım evden. Hızlıca giyindim. Arkadaşlar size hiç demedim nereye gittiğimizi. Hadi sen söyle. Unuttum bugün. Arkadaşlar tamam. Biz bir karar aldık diyelim ya da karar aldık. Ya karar da diyemeyiz aslında da. Derken? Bir boş bir alan bulduk. Ben biliyorlar zaten tüm durumu yani. E neyi anlatıyorum o zaman ben? Arsa bakmaya gittiğimizi. Ya öyle desene ben de sana durumu anlatıyorum. Akif sen nasıl bir kocasın? Benim vloglarımı izlemiyor ve her bir şeyden habersiz. Şunun sevincine. Evet arkadaşlar, arsa bakmaya gidiyoruz. Boş bir arsa var da. Bu yine huysuzlaştı. Baba gitmiyor annem. Uykusu da geldi. Arabaya binince %100 uyuyacak. Vallahi hava yine bayağı yağmurlu, kötü. O yüzden şöyle giyindim, görüyorsunuz. Sade ama rahat giyindim arkadaşlar. Hadi gidelim. Evet canlar, şu an arabaya bindik. Hava yine yağmurlu. Yağmur yağıyor, seller akıyor. Zeyt de uyumak üzere inşallah. Çekildiğini çıkardık. Ne oldu, biz tutuyoruz. Rahat olsun diye. Neyse aç. Bir tutuyoruz. Telefona konuşsun. Açacağım. Allah'ım uyku bastı. Evet arkadaşlar, önce de bahsettiğim gibi arsa bakmaya gideceğiz. Yani aslında olsa çok iyi olur da bilmiyorum ya. İçimde sanki bir umut yok olacak diye. Daha çünkü onu bilemezsin. Bakacağız ki önümüzde daha 2-3 kişi var. Aynen işte sorun orada. Arsaya bakmaya gidenler olmuş ve banka işleriyle uğraşıyorlarmış. Hani banka onlara kredi verecek mi diye adam öyle söylemiş, arsanın sahibi. Yani bakan kişi tek biz değiliz tabii ki de. Aşkım girsene. Bakan kişi biz değiliz tabii ki de, tek bakan kişi. O yüzden şans ya, bilmiyorum. Hayırlısı. Yani bu olmazsa hemen tabii pes edecek değiliz arkadaşlar. Ara ara zaten hep bakıyorduk uzun süredir ama yani fiyatları biliyorsunuz. Yapacak bir şey yok yani. İnşallah hayırlısıyla bir şey buluruz. Değil mi Akif? İnşallah bakalım. Akif sen bu aralar göbeği büyütmüşsün iyice. Çok kız bir şey, şunu şöyle şişireyim aslında. Tabii tabii, yeme bizi. Şuna bak. Alo. Ce-e. Çıkar şapkanı, çıkar. Ben de yolum gelme. Ay tam uyuma havası, yemin ederim uyuyacağım. Allah uykum geldi öyle arkadaşlar. Öyle diyor ama eve gidince hiç uyanmıyor. Yani. Ya sen yine sen rahatsın vallahi, hiç boşuna konuşma Akif Bey. Hayırlı sorun hep abi. Bende. Ben hep çocuk, ev işi, yemek, şu bu. Mesela seni her gün ev temizliyorum. Aşkım ama her gün temizlemesem sonra birikecek, sonra daha zor olacak. Ama da her gün de kendi kendine çıkarıyor. Hayır. Akif. Ya hani temizliyim iki, bak iki günde bir ya da bir, üç günde bir mesela. Ya dayanamıyorum. Haftada iki kere yaparsın ama her gün de temizlik mi olur mesela? Mecbur. Ya iyi bir şey. Kadın tamam, olsaydın beni anlardın. Anlıyorum ben seni. Ama ya çocuk olmasa öyle yapardım ama şimdi hani Zeyd yatınca genelde vaktim oluyor. Yapabildiğimi yapıyorum her gün biraz. Veya akşam Zeyd uyuduktan sonra. Gib ruhe dohinte. Ay. Valla hayırlısı bakalım ya. Hayırlısı. Şurada bir sürü yeni binalar yapılmış. Neye sevindim biliyor musun? Artık burada işte daha yok. Nerede? Atamandaki bağışçılık arttı ya. Haa. Sizi de haberdar edeceğim arkadaşlar. Önce bir bakalım arsaya. Büyüklüğünü vesaire söylerim. Hadi büyüklüğü bakalım. 505 kvadratmetre. 505 mi? Aynen. 505 metrekare arsanın büyüklüğü arkadaşlar. Yani ilk duyduğumuzda dur da. Aşkım. İlk duyduğumuzda biraz küçük geldi ama yani mantıklı düşünürsek o kadar kocaman bir dev arsa ihtiyacımız yok. Çünkü Akif'in diyeceği gibi şu an de söyle ne diyecektin? O 30%'ını bağın şey yapabiliyorsun. Bağın yapabiliyor. Hı-hı. O da 150 kvadratmetre yapıyor. Yani 150'yi geçmeyecek. Yani 150 aşağı 150 yukarı oluyor. Aynen. 250 150 olacak. Birinci kat yatış olsun. 150 olacak.
üstü 150. Yani eğer hani Allah nasip ederse ev yaparsak, yani yapma imkanımız olursa 500 metrekarenin üstüne, o zaman evimiz 300 metrekare olacak arkadaşlar, kocaman. Yani ben daha büyüğünü ne yapacağım, hiç gerek yok. 130 yapsak bile yetiyor. 300 metrekare geçken büyük. Ama onun işte planlama yaparız. Aynen o kısım sonrası yani de. Hayırlısıyla o noktalara gelirsek ya ki. Böyle umarım boş boş hayaller kurmuyoruzdur. Sen inanıyor musun? Hayırlısı bir şey yapıp ya bilemezsin ki şimdi. Hani banka olayı ne olacak, bu bunuşluk olayı ne olacak, onlar bilemezsin ki. Şimdi belki de gideceğiz, i̇şte adam gidecek satıldı. İşte hani aynen. Bulabilecek miyiz o zor. Yoksa hani herkes birikimini falan yapıyor, öyle adımını atıyor, biz de aynı şekilde. Yani üstümüze gelecek o yükün farkındayız. Hayırlısı diyelim gerçekten. Arkadaşlar çok heyecanlıyım ama bakalım. Nasipse olur. Bak hayırlısıysa olsun, hayırlı olmayacaksa, bize iyi gelmeyecekse olmasın, açık açık söylüyorum. Kolay olmayacak çünkü. Bakalım neyse. Yani bizim şimdiki kaldığımız kiradaki evde zaten 90 metrekare ve onun 3 katını düşünün. Bayağı iyi bence. Hayırlısı. Neyse. Hayırlısı. Biz esniye esniye bir hal olduk. Sonra tekrar açarım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, biz arsaya baktık. Onunla ilgili evde konuşuruz zaten. Evde konuşalım. Şimdi yemek yemeye geldik. Burada ismi yazıyor. Közde mi adı? Közde. Közde aynen. Yani, yeni açılmış. Hep Közde. Aynen. Şimdi 10. Viyana'da. Bize de yakın. O yüzden buraya yemek yemeye geldik. Zeyt de sabırsızlandı. Acıktı çocuk. Ortam güzel vallahi. Evet. Ben böyle güzel beklemiyordum açıkçası. Çünkü böyle dönerci ama İskender falan her şey var. Evet. Bakalım. Yemeğimiz gelsin, çekeceğim zaten. Teşekkür. Umarım sesimiz geliyordur bu arada. Hadi bakalım. Şu kamera üstünde bir şey mi? Zeyt hemen pomesi kaptı. Gördüğünüz gibi. Bu arada oradaki. Vallahi çok sevdim onu. Aynen. Teşekkür evet. Ederiz. Hadi ye. Evet, şimdi yemeğimizi bekliyoruz. Salatalar geldi. Biraz dök. Kuru kuru yemesin değil mi? Onu göstereyim ben. Nereye döktüm, nereye? Değil mi? Tamam. Babası gösteriyor ya çocuğu. Nereye? Buraya mı, buraya mı? Ha, oraya, tamam. Kaç. Çok lezzetli durmuyor mu? Burası bu İskender saklanıyor. Saklanıyor mu? Tamam. Açın yüzünü görelim. Evet. Kokusu bile güzel ha. Evet, güzel kokusu gerçekten. Zeyd anne sana da verecek ama saldırma. Türkiye'ye anlatıyor değil mi? Türkiye'ye anlatıyor. Evet arkadaşlar, tekrardan eve geldik. Saat 7.30 oldu. Bayağı yemek yedik ama çok lezzetliydi gerçekten. Bu arada bizi davet etmişlerdi. O yüzden böyle çok tatlı çeşitleri vardı. Hani bize sundular, istediğimizi biz yedik. Buradan tekrar teşekkür ederiz ve ellerine de sağlık. Çok güzel bir mekan, gerçekten beğenmezsem önermezdim ama İskender'ini falan da çok sevdim. Bir de zaten hemen 10. Viyana'da. Zaten burada kalanlar bilir o Etsa'nın orada. O park var ya onun yanında. Bilenler biliyordur. Yani bayağı güzeldi. Yedik, içtik. Eve geldik. Şimdi birazdan makinemi boşaltacağım. Dediğim gibi saat 8'e geliyor. Onu halledim. Sonra zaten Zeyt Mirza'yı uyuturum arkadaşlar. Çünkü yavaş yavaş esnemeye de başladı. Uyku saati geliyor. Biraz daha oynasın burada. Babasının onu aldı. Uçakla oynuyor. Bu arada dışarı o kadar soğuktu ki arkadaşlar. Resmen burnum dondu. Yani hem yağmur yağdı. Bir de yani hiç durmadı. Bir de kar yağdı biraz. Yani daha demin eve gelince, yani restorandan çıkınca kar yağdı. Böyle yağmurla birlikte bayağı buz gibiydi. Zeyt Mirza'nın elleri falan da bayağı üşümüştü yavrumun. Şimdi işte geldik evimize. Hemen ilk işim tabii Zeyt Mirza'nın altını temizledim.
pijamasını falan değiştirdim. Ben de pijamamı giydim bu arada. Görüyorsunuzdur. Kazağımı bıraktım ama çünkü zaten çok soğuk arkadaşlar. O yüzden kazak bulsun. Aynen mutfağı makineyi boşaltayım. Sonra sizlerle biraz sohbet ederiz. Arsa hakkında düşüncelerimi paylaşırım. Olan biteni konuşuruz ama önce bir işlerimi halledeyim. Sonra açacağım tekrardan zaten. Arkadaşlar şu an Zeytmir'den odasındayım. Buraları toplamam lazım yine. Her günkü iş yani. Sonra zaten uyurum herhalde. Çünkü bugün zaten esneye esneye bir hal oldum. Çok uykum geliyor. Şimdi hemen kısa bir anlatayım önce. Ondan sonra videoyu zaten kapatırım. Arsaya bakmaya gittik. Ve arsanın sahibiyle de tanıştık arkadaşlar. Ve arsa gerçekten çok hoşumuza gitti. Hani çok böyle... Güzel bir yerde, hani böyle ıssız bir yerde değil. Onun dışında herkes hani evler böyle site ama hani herkesin kendi alanı yani. Hiçbir şekilde birbirini görmüyor insanlar. Sadece işte o arsanın sahibiyle bizim yani baktığımız arsa yan yana ama o arada yol var. O yol kapatılıyor hani zaten hani etrafını kimse görmesin diye. İşte adam böyle yaşlı bir adam bir de karısı var birlikte yaşıyorlar işte evinde ve o arsa onlara hani çok gereksiz olduğu için çocuklar da büyümüş evlenmiş gitmişler o yüzden tek o ikisi yalnız o yüzden satışa çıkarmışlar arkadaşlar ve gerçekten çok iyi insanlardı yani evlerine gittik sanırım 1-2 saat falan oturduk konuştuk yani Zeyd Mirza'yı da çok sevdiler bilmiyorum. Bizim kanımız ısındı onlara. Onlarınki de bize ısındı bence. Yani öyle hissettik. Ama dediğim gibi eve tek bakan kişi biz değiliz. Yani ev dedim arsaya pardon. Arsaya bakan kişi tek biz değiliz. Çok kişi bakmış ama sadece bir tanesi böyle işi ciddiye vurmuş. O da adamdan haber bekliyor. Ve şimdi adam hani bizimle de tanıştı. Ve şu an yani nasıl söyleyeyim karar verme aşamasında yani adama kalmış artık bilmiyorum bizden bakan kişi yani bizimle birlikte bakan kişi o tabii bizden önce gitti ama yine de o adamın kararı arsa çünkü onun o bakan kişi de tek bir adammış yani evli falan değil çocuğu falan da yok tek başına o arsayı almak istemiş. Biz de dediğim gibi aile olarak gittik. Bilmiyorum artık yani adam nasıl bir karar verir ama eğer bizi seçerlerse gerçekten çok güzel olur. Hani sadece bununla da bitmiyor tabii bankayla da anlaşıp konuşmak gerekiyor ama yani iş yine adamda bitiyor. Kime arsasını satmak isterse o kişi alır. Yani gerçekten bilmiyorum giderken böyle umudum yoktu ama sanki böyle şu an biraz umut ettim böyle hayaller kurduk çizim falan yaptık bayağı böyle konuştuk çok güzel geçti yani şu an hayal etmesi bile çok böyle garip geliyor insana yani olur mu bir gün gerçekten bilmiyorum ama böyle içimde böyle bir şeyler var yani bu arsa olmazsa tabii başka bir arsa olur hayırlısı diyelim nasibimizse zaten olur değilse olmaz yani ama sizler de dua edin yani olsun gerçekten çok seviniriz ya olursa gerçekten hayalini bile kuramıyorum arkadaşlar çok garip değil mi şimdi bilmiyorum yani ne zaman belli olur da bakacağız sizler de zaten her zaman yani bizler sonuçta bir aile olduk sizlerden hani hiçbir şey saklamam. En başından beri sizleri de yanımızda almak istiyoruz tabii ki. Buna eminim çok sevinenler de olur, dua edenler de olur. Şimdiden Allah razı olsun hepinizden. Rabbim hepinizin gönlüne göre verir inşallah. Umarım hepinizin hayali gerçekleşir. Bizlerimki de dahil. Böyle ya. Şu an beklemekten başka bir şey yapmıyoruz. Tabii o sırada yine başka yerlere bakarız ama orayı gerçekten çok sevdik. Böyle bunu belirtmek istedim. Haber gelirse zaten illaki sizlerle de paylaşacağım arkadaşlar. Bakalım. Hayırlısı diyelim. Allah büyük.
Olursa olur, olmazsa artık başka yerlere bakarız. Yani tabii hemen ikinci olmak zorunda değil. Yani ikinci bir şey oluyor da, çünkü ilk bir eve baktık, onu biz beğenmedik. Hani bizlik bir durum yoktu ama bu sefer bu arsa hani bizim istediğimiz gibi olur diye çok hoşumuza gitti. Ama hayırlısı diyoruz. Her şey Allah'tan, iyisi de kötüsü de. O yüzden sabredelim, bekleyelim. Hayırlısıyla inşallah sonuçlanır. Böyle arkadaşlar, neyse ben şimdi buralar zaten daha toparlayacağım. Ondan sonra videoyu editleyeceğim sizin için. Videoyu burada kapatıyorum. Beğenip yorum atarsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın ve Allah'a emanet olun. Bay bay.